Bu hukuk davası Türkiye'deki siyasi iklimin hukuksuzluğun olduğu bir ortamda verilmiş olan bir karardır. Dolayısıyla kentlerin doğru düzgün yapılanması anlamında, adalet savaşının mücadelesinin verilmesi anlamında arkadaşlarımız suçsuz yere ikinci kez yeniden yargılandılar. Halbuki daha önceden serbest bırakılmışlardı. Ancak yeniden, yani yukarıdan gelen bir emirle arkadaşlarımız için tekrar bir dosya açıldı ve dolayısıyla verilen karar da onların uzun bir süre tutsak tutulması. Sonuçta bu bir tutsaklıktır. Sadece aslında bu arkadaşlarımız değil, Türkiye'de maalesef siyasi anlamda düşüncelerinden dolayı hem siyasetçiler hem gazeteci arkadaşlarımız haksız yere tutsak tutuluyorlar hapishanede. Bu Türkiye'deki siyasi iklimin getirmiş olduğu bir sonuç. Amacımız önümüzdeki dönemde bu iklimin değişmesi. Umudumuz var. Umudumuz her zaman için demokrasi ve özgürlük mücadelesidir. Biz kazanacağız, eminim. İyilik kazanacak, iyiler kazanacak. Kadınlar çünkü var olmak istiyor ve bunun mücadelesini veriyorlar. Onlar da biliyor ki siyasi iktidar, otoriter sistem kadınların hiçbir zaman biat etmeyeceğini, evde de olsa, iş yaşamında da olsa her zaman için özgürlüğü savunduğunu, sadece kendi demokrasi alanını değil, bütün insanların insan haklarını ve demokrasiyi savunduğu için bu mücadeleyi sürdürüyor. Kadınlar yılmayacak ve siyasi iktidar da bu anlamda kadınları her anlamda yasak getirerek sansürlemek istiyorlar. Ama böyle olmayacak. Kadınlar mücadelesini demokrasi, özgürlük, hak, hukuk, adalet çerçevesinde bir gün, elbet bir gün bu ülkeye getirecek. Gezi'de kendi sözünü, eylemini kurarak var olan feministler bundan sonra da bu tutuklulukların son bulması için bu mücadelenin içerisinde olacak. Özgür basına ve muhalif gazetecilere yönelik bu saldırı politikalarının aslında genel olarak hükümetin diğer saldırı politikalarından bağımsız olmadığını söyleyebiliriz. Elbette ki özgür basının baskı altında olması, mücadelemizin baskı altına alınması da anlamına gelecek. Bu saldırıların birbirinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Birbirinden asla bağımsız düşünemeyeceğini düşünüyoruz. Ve derhal özgür basının, muhalif gazetecilerin de serbest kalmasını istiyoruz. Kadınların yaşamına, doğaya ve haklarına sahip çıkışı aslında iktidar tarafından hedef alınan asıl mesele. Dolayısıyla bu mücadelenin önemli özneleri olan kadınların cezalandırılmak istemesinin sebebini de anlıyoruz. Ancak bu saldırılara karşı da kadınlar hem dayanışmasını büyüterek hem de mücadelesini büyüterek cevap veriyorlar. Bundan sonra da böyle olacak.